Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Android telefonlara öldüren mi desek, kilitlen mi desek, ne desek bilemiyorum. Bir duvar kağıdı var. O duvar kağıdını telefonumuza yükleyeceğiz ve bakalım bizim telefonumuzda kilitliyor mu, kilitlemiyor mu, öldürüyor mu, ne yapıyor ona bakacağız. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada çok konuşulmuştu bu mesele. Birçok kişinin başına geldi, birçok video gördük arkadaşlar. Tabii ki biz de denemezsek olmaz Webtekno ekibi olarak dedik. Ve bir tane telefon ayarladık, S10 Plus. Bu telefonu şimdi gelin masaya geçelim. Bakalım duvar kağıdı bizim telefonu da halledebilecek. Şimdi masamıza geldik arkadaşlar. Gelin sizi o görselle ben bir tanıştırayım öncelikle. Aha da bu görsel arkadaşlar. İnternetten bulabildiğim, indirdiğim görsel bu. Bu güzel manzara fotoğrafını ah orada olsaydım dedirten manzara fotoğrafını telefonumuzda duvar kağıdı yapınca telefon kilitleniyormuş. Böyle bir sürü görsel var. Üzerinde bir sürü atıp tutuldu vesaire vesaire. Tabii bunu biz denemezsek olmaz. Birazdan anlatacağım neden kilitlediğini. Bakalım bizim telefonumuzu kilitliyor mu, kilitlemiyor mu? Bu arada Samsung cihazları kilitliyormuş. Samsung ve Google cihazları özellikle. Yani kilitlediği Nokia cihazlar, başka cihazlar da varmış. Şimdi duvar kağıdı olarak ayarla diyorum. Ana ve kilit ekranları diyelim. Ayarladık. Ayarla. Aha gitti. Vallahi gitti. Alo. Kendi kendine oluyor şu an her şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçmaladı mı? Bir dakika. Açayım tuş kilidini. Kendine geldi. Yine gitti. Telefon kendi kendine açılıp kapanmaya başladı. Bakıyorum neler olacak çok merak ediyorum. Biraz daha bekleyelim. Samsung'da kaldı. Açıldı yine gitti. Sıfırlamıştım telefonu videodan önce. Temiz bir telefon olsun. İçinde herhangi bir şey olmasın diye. Gitti vallahi. Samsung Bey. Samsung Bey kendinize gelir misiniz? O yüzden diyorum ki bunu tabii ki de hiçbir şekilde telefonunuza kurmayın. Şöyle bir tuşa basalım. Bu arada telefonu ben nasıl sıfırlayacağım onu da bilmiyorum. Ne tuş kiline erişebiliyorum ne de başka bir şeye. Reis ben seni bir kapatayım da. Ha kapatabiliyoruz tamam o zaman sıfırlayabiliriz. Aha açıldı tuş kilidi. Kapanma. Bozma benim telefonumu. Tuş kilini açabiliyor. Bir süre sonra otomatik olarak kapatıyor arkadaşlar. Çok enteresan bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi telefon açılırsa ve kendim kapatabilirsem bir sıfırlayayım arkadaşlar. Bakalım. Aha nereye gitti bu? Try again diyelim. Tekrar aha o mavi ekranı da aldık. Tamam güzel. Vallahi telefonu bir fotoğrafla bozuyoruz ha. Çözümü var tabii ki de telefonu sıfırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir şey yapacaksanız içindeki verileri falan yedeklemeden yapmayın. Ben yapmanızı kesinlikle zaten tavsiye etmiyorum tabii ki. Bir sıfırlayayım ben seni. Açıl ben kapatayım. Tamam telefonu bozduğunu gördük. Herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi diyelim telefonumuz bu hale geldi. Açılmıyor, kapanmıyor, bir şey olmuyor. Kapanıyor tabii ki de. Ayarlara gidip sıfırlayamıyoruz. Öyle bir seçeneğimiz de yok. Ayarlara gidene kadar telefon kendini kapatıyor zaten. Ne yapmamız lazım? Hard reset denilen muhabbeti yapacağız arkadaşlar. Bu nedir? Öncelikle telefonu bir kapatabilmemiz lazım. Kapat. Ey yavrum ey. Tamam telefonumuz kapandı. Yapmamız gereken şey şöyle işleyecek arkadaşlar. Güç düğmesi şu yandaki düğme ve ses açma düğmesini üçünü aynı anda basacağız. Dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi ama imkansız değil ve bir süre bırakmayacağız. Gördüğünüz gibi bu ekrana geldik arkadaşlar. Şöyle değişik bir ekran çıkıyor. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Ses açma kısma düğmesiyle aşağıya doğru iniyoruz. Şu alt tarafta bir sürü yazılar var. Burada Wipe Data Factory Reset diyor arkadaşlar. Yani diyor ki bu telefonu al diyor. Fabrikadan çıkmış kutusuna konmuş hale getir diyor. Tamamsak zaten bu telefonu sıfırlayamadan şu an hiçbir şey yapamayız, kullanamayız. Geliyoruz buna basıyoruz ve fabrika verilerine sıfırla yazıyor alt tarafta gördüğünüz gibi. Tekrar basıyorum ve bay bay. İçindeki bütün bilgiler tabii ki de gidecek. Sistemi yeniden başlat diyelim. Haydi bakalım beladan kurtulduk mu hep beraber görelim. Oradaki bekleme ekranı o Samsung yazısı 2-3 dakika duruyor arkadaşlar. Endişelenmenize gerek yok. 2-3 dakika sonra telefon başlayalım ekranını bizlere gösteriyor. Burada telefonumuzu kuruyoruz ve devam ediyoruz. Şimdilik kurum gerek yok. Ancak telefonumuzda herhangi bir sorun kalmadı. Tıpkı dediğim gibi fabrikadan çıkmış haline geldi. Duvar kağıdını deneyin denemeyin diye bir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar. Hiç yüklemeyin denemeyin. Zaten hani biz linkini vesaire herhangi bir şeyi paylaşmayacağız kendisinin. Ama öyle virüsle alakalı bir durum değil bu. Gelin ben şimdi sizlere bu duvar kağıdının telefonumuzun neden kilitlediğini, neden bozduğunu anlatayım. Evet karşı açıya tekrar geçtik. Telefonu bayılttık. Sonra da ayıltmayı başardık. Herhangi bir sorun yok. Ancak orada da dediğim gibi kesinlikle denemeyin gerek yok arkadaşlar. Şimdi neden oluyor? Ondan bahsedeceğim sizlere. Her şeyin gayet normal gözüktüğü bu manzara fotoğrafının çok da güzel bir manzara. Dediğim gibi telefonu kullanım dışı bırakmasının sebebi renk alanı, renk aralığı ya da renk uzayı olarak geçen bir kavram. Günlük hayatta kullandığımız cihazların çok önemli bir kısmı tüm Android telefonlar ve tüm sürümleri bildiğim kadarıyla hatta internetin neredeyse tamamı sRGB olan sRGB denilen renk aralığını destekliyor. Yani mesela Facebook'a, Twitter'a vesaire bir fotoğraf yüklediniz. O fotoğrafın renk aralığı
aralığı otomatik olarak sRGB'ye dönüşüyor. Tabii aynı şey Android için de geçerli. Peki madem Android renk aralığını otomatik olarak ayarlıyor, o halde neden bu fotoğraf cihazları kullanılmaz hale getiriyor? Arkadaşlar hazır olun, sadece tek bir piksel yüzünden telefon bu hale geldi. Google'ın Android için geliştirdiği renk motoru fotoğraftaki tek bir pikseli ideal renk aralığı olan sRGB'ye ayarlayamıyor. Normalde maksimum 255 olması gereken aydınlık değeri renk motoru tarafından bu sorunlu pikselle birlikte 256 olarak algılanıyor. Ha bu arada görüntüyü sosyal medyada görüp indirdiyseniz muhtemelen telefonunuza hiçbir şey olmayacak, çünkü onlar zaten sosyal medyaya yüklendiği için sRGB'ye otomatik olarak çevrilmiş oluyor arkadaşlar. Sizin bunu gidip ham kaynağından indirerek telefonunuza masaüstü yapmanız lazım. Ya da indirdiğiniz bir yerden ekran görüntüsünü aldınız, onu telefonunuza gönderip de yaptınız, bu yine bir şey olmayacaktır. Çünkü yine sRGB çevrilmiş olacak. Ama gidip de orijinalini dediğim gibi telefona kurmayın. Gerek yok. Böylece de videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Android cihazlarımızı kitleyen duvar kağıdını telefonumuza uyguladık ve sonuçta başarılı oldu arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdaki yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca hemen şurada bulunan beğen butonuna basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.